Merhabalar, bugün konuğumuz dünyaca ünlü ressam Ahmet Yeşil'in yanındayız. Öncelikle Ahmet Yeşil kimdir? Mersin doğumluyum. 45 yıllık bir sanat yaşam sürecim var. Sanat benim yaşam biçimim. Onun dışında da işte şunları söyleyebilirim. 72'den bu yana, rahatsızlandığımdan bu yana eğitimimi tamamladıktan sonra sanatsal eğitimimi işte 45 yıllık bir süre içinde 25 ülkede sergilerim, sempozyolarım, konuşmalarım oldu. Sanatsal katılımlarım oldu. 140'ın üzerinde kişisel sergilerim oldu. Ulusal ve uluslararası alanda. Ulusal ve uluslararası alanda 25'ten fazla ödülüm var. Bunun dışında da birçok mansiyon ve başarı ödülleri var. Resim yapmaya nasıl başladınız? Bir hikayesi var mı? Tabii her zaman söylediğim gibi ben resimle tanıştığımda 5 yaşındaydım. Üst katı İstanbul'dan bir komşumuz gelmişti, ressamdı. Ressam teyze derdik. Alı galeriye götürdü. O zaman Devlet Güzel Sanatlar Galerisi vardı Mersin'de. Beni götürürdü, beraber götürürdü. O çocuğu yoktu yani. Mersin yabancısı olduğu için sanki yerlisiymiş gibi yanında kendi çocuğu gibi böyle şey yapardı. Ve ilk resimle tanışmam, boyalarla, çizgilerle tanışmam işte galerinin atölyelerinde oldu. Sonra ilkokul yıllarında bulduğum her şeye resimler çizmeye başladım. Ortaokulda resim dersimize gelen müdürümüzdü. İlk derse keşfetti. Bayağı ilginç eğitim konularında yardımcı oldu. Ve ben fen fakültesine gidip tıp fakültesi okumak istiyordum. Güzel sanatlara gitmemi istemiştim. Bir şekilde 72'den sonra onun dediği süreci, serüveni yaşamaya başladı. Bizi resim yapmaya yönelten neydi? Hayatın kendisi, kendini ifade etmeye çalışıyorsun. Çocukluk yıllarında bir şeyler yapmanın coşkusu, heyecanı, bir şeyle kendini ifade etmenin verdiği o güven duygusu. Zaman içinde daha profesyonel, daha eğitimini alarak daha profesyonel bir şeye sokuyor sizi, sürece giriyorsunuz. Ve sanatın benim yaşamımda vazgeçilmez bir yaşam biçimimi şekillendiren, heyecanlıdan coşturan bir olgu olduğunu fark edince profesyonel olarak bütün hayatınızı sanatınızla bütün gelişmeleri size adıyor gibi bir şey çıkıyor ortaya. Resmi böyle tek bir kelimeyle anlatın desem. Kendini ifade etmedir yani. Tablolarınızda neden ip ve halat tercih ediyorsunuz? Yani tabii benim 45 yıllık sanat yaşamımda belli süreçler vardı. O bu süreçler içinde sürekli bir arayış içinde oluyorsunuz. Sürekli bir bakıyorsunuz, yapıyorsunuz, bozuyorsunuz, ediyorsunuz. Sürekli arayış, sürekli değişik malzemeler, değişik objeler kullanıyorsunuz. Bunların içinde size sanat tarihinin, literatürünüzde altyapınız sağlamsa, o bilgi birikiminize güveniyorsanız da resminizde kullandığınız, sanatınızda kullandığınız bir malzeme, ne bileyim bir obje, bir nesnenin sizin sanatınıza ne kadar farklı bir kimlik kazandıracağının farkına vardığınız an onu daha çok kullanmaya, onu daha çok geliştirmeye çalışıyorsunuz. Geliştikçe de bunun manifestosu, kavramsal, kuramsal bir dili de oluşuyor yavaş yavaş. O da nedir işte? Yani halatın statik ritmiyle yaşamın dinamik ritmi arasında kurduğum bir diyalektik ilişki sonucu ortaya çıkan kozmos. Bu kozmos sonucuna sanatıma halatın kattığı bir öznel kimlik, özgün bir kimlik. Bu halat nesneden çıkarak sanatın bir objesi oluyor, parçası oluyor. Sizi etkileyen sanatçılar kimler? Tabii her dönemde değişik sanatçılar etkilemiştir. Sanat tarihine baktığınız zaman sanat tarihinde performanslarıyla ürettikleri eserlerle sanattaki sanat yaşamlarını ortaya koydukları yeniliklerle performansla hem teknik olarak hem kuramsal olarak birçok sanatçı her dönemde etkilemiştir. Ama en çok etkilendiğim yaratıcılığıyla, farklılığıyla Picasso'nun çalışmaları. Bizim Türk resminde de Mehmet Güler yüzün desenleri
Burhan Doğançay'ın çalışmaları, sürrealist dönemin dünya çapındaki sanat tarihinin önemli portrelerinden biri René Magritte çok etkilemiştir. Dali'nin o uçuk kaçık resimlerindeki farklı yorumları, yaratıcı yönü etkilemiştir. Ama René Magritte benim için daha heyecan verici bir sanatçı olarak sanat yaşamında. Çünkü onun eserlerinden de René Magritte selam, saygı diye birkaç eser yorumlamıştım. Kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Sanatçı sürekli kendini geliştirmelisin zaten. Yani ben gençlere de onu söylüyorum. Sürekli okuyacaksınız, araştıracaksınız. Etrafınızda, kendi ülkenizde, ulusal boyutta, uluslararası boyutta bütün sanat akımlarını, bütün sanat etkinliklerini, coşkularını, heyecanlarını takip edeceksiniz. Yani kendini geliştirmesi için. Kendimi geliştirmek için sanatın içinde yapılması gereken neyse öyle yaşıyorum. Yani sanatla yatıp sanatla kalkıyoruz. Öyle olması gerekiyor. Kendinizi geliştirmek için kitap çok önemli. 15 binden fazla bir kitaplığımın zenginliği var. Benim en büyük zenginliğim kütüphanem diyorum mesela. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum. Sadece sanat disiplinleri arasındaki ilişkileriniz, onları izlemeniz değil. Dünyada ülkenizde olan biteni de izleyeceksiniz. Gazete okumak, gazeteleri takip etmek, dergileri takip etmek, gücünüzün yettiği kadar. Çünkü ekonomik olarak, siyasi olarak, toplumsal olarak neler oluyor, hareketlilikler nelerdir? Bunlar size malzemedir. O duyarlılığınız yoksa insan anlayamazsınız. O duyarlılığı yansıtamazsınız. Bir röportajınızda Mersin'e bir kent müzesi şart demişsiniz. Hala yapılmaması sizce nasıl bir kayıptır? Sizce neden yapılmıyor? Yani günümüz bu çağda çağdaş bir kent Mersin. Öyle diyoruz, öyle kabul ediyoruz. Gerçekten Mersin'imiz çok çağdaş. İnsan potansiyeli de çok yüksektir eğitim anlamında, sanat, kültür anlamında, entelektüel anlamda yüksek potansiyele sahip bir kent. Ama ne yazık ki bir müzemizin olmaması büyük bir kayıp, büyük bir eksik. Çünkü yazılarımda, söyleşilerimde hep şeyden söz ediyorum. Sanatçı toplumundan sanat toplumuna geçtiğimiz zaman ülke olarak, toplum olarak, birey olarak birçok sorunumuzun da çözüleceğine inanıyorum ben. Çünkü sanat toplumunun oluşması demek, sanatçı toplumundan sanat toplumuna geçmemiz demek, bu kentin, bu ülkenin sanat mekanlarının işlevsel yönü güçlü olan, sanat mekanı içi dolu olan, niteliksel değerleri yüksek olan sanat mekanlarının kazandırılması anlamında. İşte müzelerin, galerilerin, tiyatroların, sahnelerin, operaların ne kadar çok bunlar kente, topluma kazandırılırsa, ulusal boyutta da kazandırılırsa, insanların kendilerinin sanatın içinde daha mutlu olacağını, sanatı yaşayarak kendi yaşamlarını yeni pencerelerini ufuklar açacağına inanıyorum. Ve bunlar aynı zamanda algı olarak da görsel olarak da estetik bir gelişimi de sağlayacak. O zaman neyi istediğinizi, neyle mutlu olduğunuzu, kullandığınız günlük eşyalarda bile bir tasarım sizi etkiler. Sanatsal bir tasarım, ergonomisi yüksek bir tasarım sizi etkiler. O yüzden sanatın her boyutuyla, mekansal anlamda kentimize, ülkemize kazandıracağımız müzeler olsun, galeriler olsun, tiyatro sahneleri olsun, toplumun da gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Yani bakarken görmeyi, görürken düşünmeyi, düşünürken de kendinizi ifade etme yeteneğini kazanacaksınız. Sanatın insanlara kazandırdığı en büyük değerlerden biri budur. Yani sanat tek başına sorunları çözmez. Ama bakarken görmeyi, görürken düşünmeyi, düşünürken de kendinizi ifade etmeyi kazanırsınız. Kendinizi ifade etmeye başladıktan sonra da soran sorgulayan bir birey ortaya çıkar. Soran sorgulayan bir birey de yaşadığı toplumdaki olumsuzluklara tepkisini de koyabilir. Arzu ve isteklerini çağdaş yaşamın içine nasıl ne katkı sağlayacaksa bunlar da bilinçli olarak ister. Kendi ülkeyi, toplumu ve kentini yönetenlerden. O yüzden müzenin olmaması büyük eksiklik. Bunun için de umutluyuz. Birçok belediye başkanımızdan, yerel yöneticiden bu konuda çalışmalar var. İçinde olduğum için biliyorum. Tabii kolay işler değil yani. Bunlar hem maddi hem mekansal olarak yapılacak
birçok projelerin altyapısının desteklenmesi, oluşması lazım. Umutluyuz, bekliyoruz. Peki, Mersin'de sanatçıya ve sanata değer veriliyor mu sizce yeterince? Siz kendinize değer veriyorsanız verir tabii. Siz kendinizi değersiz hissediyorsanız kimseden bir şey beklemeyin. Sanatçı birilerinden iltifat, birilerinden bir şey beklemesine gerek yok. İşini en iyi şekilde yapması onun için önemli. Resim seven insanlara neler söylemek istersiniz? Yani herkes kendi yeteneksiz insan olduğuna inanmıyorum ben. Her insanda iyi kötü biraz yetenek vardır. Çalışarak geliştirebilirsiniz yeteneğinizi. Yaratıcılığınız varsa doğuştandır o. Yani insanın doğal yapısında varsa yeteneğinizi taçlandırabilirsiniz. Farklı bir şey ortaya koyabilirsiniz. Sanatçıyı farklı yapan da yaratıcılığıdır zaten. Yani 10 tane üniversite bitirseniz de eğer yaratıcılığınız yoksa, yeteneğinizi geliştirecek bir şeyiniz yoksa, ekstra size özel, özgü bir şey, o zaman iyi bir ressam olabilirsiniz. Ama iyi bir sanatçı olabilmek için de işte doğal yaratıcılığınız, sizin kendinize kattığınız değerlerle beraber bütünleşirse, o zaman gerçek anlamda bir sanatçı profiline, bir kimliğini ortaya koyabiliyorsunuz. Onun için çalışmak, daha doğrusu çalışmak, üretmek, sergilere dolaşmak, genç sanatçılara bunu söylüyorum. Sinema, nitelikli sinemalarda, filmler, olmaz. Tiyatro çok önemli. Operaya, çoğu kişi operanın kapısının nerede olduğunu bile bilmeyebilir. O doğaldır çünkü bizim eğitim sorunlarımızdan dolayı insanların sanata ayıracağı vakit ve zamanda maalesef ekonomik koşullardan dolayı, ama istedikten sonra bunların hepsi aşılır, engel. Önemli olan sizin istemeniz. Sizin bunları isterken duyacağınız heyecan çok önemli. O zaman kimse ve hiçbir engel de sizin önünüzde duramaz. Kendi umudunuzu kendiniz yaratırsınız.